Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Shibarium yakında yayınlanacak, işte Shib'nin L2 ağından ne beklenmeli? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu, Shib topluluğu, Shibarium katman 2 ölçeklendirme çözümünün piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor. Ocak 2023 rallisinin ivmesini sürdürmek için mücadele etmesine rağmen, Ocak ayındaki %56'nın üzerine kıyasla Şubat ayında yalnızca %11'lik bir artışla piyasa analistleri, yaklaşan token yanmasıyla birlikte yükseliş hissi öngörüyor. Shibarium token yakımını hızlandıracak. Shibarium katman 2 ağları, DeFi platformlarını Shiba Inu ekosistemine yerleştirmek ve Shib token yapma işlemlerini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Artan belirteç yakımları, mevcut kripto belirteçlerinin değerini artıracaktır. Sonuç olarak, Wallet Status tarafından yapılan araştırmaya göre, Shib yakma oranı son 24 saat içinde %1,700'den fazla artış göstererek balinalar meme madeni paraya artan ilgi gösterdi. Shibarium yol haritası ortaya çıktı. Baş geliştirici Shitoshi Kusama, bu hafta Shibarium yol haritasının açıklanmasıyla Shiba Inu topluluğunu şaşırttı. Resmi web sitesi artık yayında ve Web3 geliştiricilerini Ethereum tabanlı meme parasından yararlanmaya davet ediyor. Shiba Inu ağı, diğer altcoinler gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenleyici incelemeyle karşı karşıyadır. Menkul kıymetler ve borsa komisyonu, SEC, bunları düzenlemeye tabi olmayan menkul kıymetler olarak kabul eder. SEC Başkanı Gary Gensler, organize liderliği ve gelişimi olan herhangi bir kripto projesinin kayıt dışı menkul kıymetler kapsamına girdiğini savunuyor. Shibarium web sitesinin hüküm ve koşulları, sahibinin bakım, sistem güncellemeleri veya diğer değişiklikler için hizmeti kesintiye uğratma hakkını saklı tuttuğunu belirtmektedir. Bu açıklama, Shiba Inu'nun L2 ağının Amerika Birleşik Devletleri'nde menkul kıymetler olarak sınıflandırılma olasılığını artırıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.